Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldik. 4 artı 1 havuzlu akıllı sistem. Burası aslında Altınkum'a daha yakın. Eskiden Altınkumlu, sonradan düzenlemeyle Cumhuriyet Mahallesi olarak geçti. Karadeniz Market'in karşı tarafı Yeşilkent yoluna giderken. Burası araç park yerimiz ve yaya girişimiz. Sol tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Taş kaplama kullanılmış. Otomatik panjurlu güzel bir ev izleyeceksiniz. Böyle kalpten de bir bitkiyle, değil mi? Şekil vermişler. Harika olmuş. Yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. İstenirse duvarlar arkadaki gibi çimçitle biraz daha yükseltilip tamamen izole bir ev haline getirilebilir. Havuzumuz güzel. Tabii şu an kirli. Kış ayı geldiği için artık havuz motorları çalışmıyor. Devir daim de yapmadığı için bu şekilde yeşil kalmış. Tabii bunun suyunun biraz azaltılması gerekiyor. Şöyle bir 10 santim falan bırakıldığında yeterli oluyor kış ayı için. Bu kadar büyük havuz bence böyle olmaması gerekiyor. Allah korusun içerisine bir hayvan falan düşse ölebiliyor. Yani geçenlerde bunu Akbük'te gördük hatta. Ya da işte kışın giderken bile yine de bir hayvanların çıkabileceği odun, kalas gibi ya da merdiven gibi bir şey bırakılması gerekiyor. Güzel bir yer değil mi? Ev çok şık duruyor. İçerisi de çok şık. Şimdi içeriye bakacağız. İçeriye girerken öyle sağlı sollu o bizim sevdiğimiz boyalardan yapmışlar. Kaplama harika duruyor. Devamında da koridorumuz var. Salon mutfak açık planlı. Alt katta bir salon mutfağımız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Akıllı sistem kumanda panelimiz hemen sol tarafta, girer girmez böyle çalıştırabiliyorsunuz. Panjurları açıp kapatabiliyorsunuz. Audio marka, telefonunuzu indireceğiniz iOS ya da Android fark etmiyor. Aplikasyonla da dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. Güzel bir seramik yapılmış. Yerde ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Tabi buradaki banyo kullanılmaz diye düşünüyorum ki aşağı katta oda yok. Ama evin içi çok güzel. Fiyatımız 6 milyon bu arada. Şöyle değerlendirebilirsiniz bu evi. Kendinize ev yaptırıyorsanız dahi malzeme kalitesini görüp bu şekilde bir şeyler yaptırabilirsiniz. Çünkü çok güzel olmuş. Gerçekten güzel yapmışlar. Süpürgelikler 15 santimlik ya da 13 santimlik mat beyaz. Çok güzel bir salon mutfağımız var. LED aydınlatmalar var. Televizyon ünitesinin arkasında da yine LED aydınlatmalar var. Ahşap renkli bir televizyon ünitesi yapılmış. Klima tesisatları da hazır. Gayet güzel, şık bir ev değil mi? Çok kullanışlı bir ev. Birkaç tane bar sandalyesi buraya bırakılırsa daha da güzel olabilir. İsterse yardımcı tezgah, isterse de böyle aparatif bir şeyler atıştırmak için kullanılacak bir alanımız var. Merdivenlerin aralarına da, o sütunların aralarına da raf yapmışlar. Kitaplık olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir yer. Ön tarafta sürgülü bir penceremiz var ön bahçeye çıkmak için. Arkada da mutfak tarafından bir çıkışımız var. Gayet güzel, tertemiz bir ev. Özellikle LED aydınlatmalar merdivende harika duruyor. Birazdan hepsine tek tek sırasıyla bakacağız. Mutfak diğer villalarda görmediğimiz kadar güzel olmuş. Yani çoğunda artık görmüyoruz böyle kaliteli mutfaklar. Ahşap görünümlü, antrasitli ahşap birbirine geçmiş. Beyaz da ahşap da çok yakışıyor birbirine. Tabii bu da güzel olmuş. Şimdi bunların kulpları mı eksik? Değil mi? Kulplar eksik. Bunlara bir kulp takılması gerekiyor. Ki basmalı değil, yani asansörlü geri itmiyor bunları. Bir kulp takılırsa çok daha güzel olacaktır. Zaten bunların tutma yerleri yok şu an. Üst tarafta. Çimson tezgahımız var. Tezgah arası da aynı maddeden devam etmiş. Karşı tarafa da buzdolabı, mikrodalga ve ankasta seti için yer bırakılmış. Gayet güzel. Böyle dışarıya baktığınızda da çok güzel duruyor. Tabi havuz kısmı da güzel. Ama dediğim gibi kışın havuz çok böyle bir su bırakılmaması gerekiyor. Bunu açmak için de bir kulp lazım. Bu da asansör değil. Merdiven altında depo yapmışlar. Burada da küçük bir ayakkabılık artı boya aynası var. Güzel olmuş değil mi? Ahşap çok güzel göstermiyor mu? Şimdi merdiven LED olmuş. Altlara LED döşemişler. Harika bir görüntüsü var. Gerçekten güzel duruyor. Orta katta 3 adet odamız var. Genelde buralarda artık çok villa tanıtmıyoruz. Yeni yapılmıyordu. Burası yeni yapıldı. Güzel de olmuş. 3 adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz ebeveyn banyolu odadan başlayalım. Bu sefer tam tersi olsun. Odaya girer girmez hemen sağ tarafımızda ebeveyn banyosu var. Güzel olmuş bak. Bu artık çok kullanılmıyor ama gayet şık duruyor. Niş yapmışlar.
Laminat görünümlü seramik artı koyu antres renkte bir seramik kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervuarı. Nevat marka musluklar. Detayları çok güzel. Gerçekten harika olmuş. Güzel bir oda. İşte yatak böyle sığdı. Şuraya bir dolap rahatlıkla sığacaktır. Artı bir balkonumuz var. Balkonu buradan gösterirsen sen çıkmayalım tekrar balkona. Zaten teras kısmını göstereceğiz. LED ve spot aydınlatmalar her yerde kullanılmış. Güzel de olmuş. Hatta bir yakalım spotları. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor. Tabii ikişerli ikişerli koymuşlar. Muhteşem bir görüntüsü var. Yan taraftaki odamız da yine geniş kullanışlı bir oda. Camlar füme renkte. Güneş ışınını yansıtıyor. Gayet güzel bir odamız var. Odaların tamamı laminat. Yine süpürgelikler mat beyaz. İki tane aplik bırakmışlar yatak başlığına. Keşke diğer odada da olsaydı, güzel olurdu. Gayet şık duruyor. Tertemiz. Karşıya bir dolap. Artı buraya bir yatak. Rahatlıkla sığacaktır. Tavan yüksekliği 2.90 civarında. Onu da söylemiş olalım. Küçük bir de balkonumuz var. Zaten oradan baktınız. Buradan da gösterelim. Şu ön taraftaki arsa. İşte bu arsa çok değerli ama çok hissesi var. İşte 30 metrekare birinin, 20 metrekare birinin, 15 metrekare hissesi olan var. O kadar çok hisseli bir arsa ki kimse bir şey yapamıyor. Hepsini bir araya toplayıp almak da imkansız. Güzel bir oda da burada var. Çocuk odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. 14 metrekare, 15 metrekare, 13 metrekarelik bir kullanım alanı var odaların. Gayet güzel. Yatak, dolap sığabilir. Öyle çok geniş oda değil ama kullanışlı çocuk odası olarak değerlendirilebilecek odalardan bir tanesi ki bence güzel olmuş. Avize, güzel bir avize de buraya takılabilir. Bu bölgenin en iyi evlerinden bir tanesi. Bak buradaki renk diğer odalarda da kullanılmış yatak başlıklarında. Genel kullanım banyo lavabo. Çok geniş yapmışlar. Gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki. İşte gömme rezervuar Vitra'nın yine. Burada harika bir duş alanımız var. Çok geniş niş de yapmışlar. Artı bir puan. Böyle bir duş alanınız varsa genişse. Bak şu çıkıntı var ya. Bu çıkıntıyı böyle biraz uzatacağız. Şuraya bir oturma alanı yapacağız. Yaşlısı var, çocuğu var. Yani bunlar için de güzel olurdu. Burada da güzel bir çamaşır makinesi için dolap yapmışlar. Üst tarafa da havlu dolabı koymuşlar. Beyazla ahşap birbirine yakışıyor. Antresiden daha çok yakışıyor. Bak burada da gözüküyor. Harika bir görüntüsü var. Güzel bir. Merdivenler ters yapılmış. Ters merdiven şekli verilmiş. En üst katta da bir tane odamız var. Bir teras artı bir banyo lavabomuz var. Şimdi merdiven boşluğu bu şekilde bırakılmış. Buraya güzel bir saksı, ev bitkisi. Eğer burayı yazlık kullanmayacaksanız, sürekli buradaysanız konulabilir. Harika bir boya yapılmış. Zaten sade ve şık duruyor. Bu boyalar çok seviyorum. 7 kat boya vuruluyormuş bunun üstüne. O da tabii biraz daha işçilikte zor bir işçilik. En geniş odası burası. Tavan yüksekliği yine çok iyi. Net kullanabiliyorsunuz. Hiçbir yerde eğim yok. Çamaşır makinesi. Burada yerimiz var. Aşağıda da yerimiz vardı. Çamaşır makinesini koyabileceğiniz en iyi yer bence neresi biliyor musunuz? Teras alanı. Çünkü terasta kurutuyorsunuz. Onu da düşünmek gerekiyor. Aşağıdaki çamaşır makinesi alanını iptal edebilirsiniz. Orayı dolap olarak, havlu dolap olarak kullanabilirsiniz. Alt taraflara raf yaptırıp değil mi? Çok güzel olmaz mı? Harika olur. Bir de kapak. Burada da yatak başlığımız. Artı dolap yerleştirebileceğiz. Çok alanımız var. Terasa çıkışımız var. Ortak kullanım alanından da çıkış var. 18 metrekarelik bir büyüklüğü var arkadaşlar buranın. Devamında zaten buraya da aynı şekilde çamaşır makinesi için yer yapmışlar. Buradaki kalır. Aşağıdakini mesela bunun üstüne bir kapak gelir. Raf kondur. Bir şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Harika olur. Şimdi mesela bir dolap yapıldığında bazıları dibe kadar oturtuyor. Su geldiğinde ıslanıyor. Burada bir yükseltmişler. Güzel olmuş. Aynalı dolap. Gayet güzel. Şimdi bir de teras var. Terasta küçük bir depomuz var. Burada da çamaşır makinesi için bir tesisat var. Ya da ikinci bir mutfak için tesisat alanımız mevcut. İstenirse yaptırılabilir. Kocaman bir teras var. Üstünü kapattığınızda rahat rahat kullanabilirsiniz. Şuradan altın kuma yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede ortalama
700-800 metrelik bir mesafemiz var. Güzel bir ev. Böyle güzel. Gerçekten kaliteli yapılmış. Şık bir ev gezdik. Havuzlu olması büyük bir avantaj. Akıllı sistem. 4 tane odası var. Odalar da kullanışlı. Fiyatı da 6 milyon. Tabii ki fiyat konusunu değerlendirmek tamamen size kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.